Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Rica ediyorum telefonunuzu kapatınız. Telefonunuzu kapatın çünkü kendinize değer verdiğinizi gösteriyor. Uçuş engel oluyor. Uçuş engel oluyor. Türbülans oluyor. Titrediği zaman seni de manadan titretiyor, koparıyor. Hakikaten koparıyor. Çünkü ciddi bir yer okuyacağız. Çok önemli bir yer. Hidayetin sebepleri. Hidayet nedir? Hidayet nedir? Hidayetin zemini. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Hidayet, saadet-i dariyen vardır. Hidayette 60 işareti cazdan başladım girmeye. Saadet-i dariyen iki dünyanın saadetidir. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslimden sonra tevekkül, tevekkülden sonra saadet-i dariyen geliyor. Okuyacağım mevzu hidayet ama aynı zamanda bir yöntem birliği, yöntemdir. Bunu isterseniz ailede kullanabilirsiniz. İsterseniz çocuk terbiyesinde de kullanabilirsiniz. Hemen o kargası çizeyim. Onun üzerinde yürüyeceğim. Çocuk terbiyesinde kullanabilirsiniz. Eğer bu vereceğim, yani bu bulduğum, Risale'den bulduğum yöntem bir tanesinde hata olursa, istersen kendi yönetiminde kullan. Mülk ve melekütünde. Yani zahiri davranışlarında ve içsel sıkıntı, buhran, bunalımda, dima ve akıl çatışmasında kullan. İstersen hanımınla münasebetinde kullan. İnsanlar ilişkilisinde, bir de hele çok mühim, çocuk terbiyesinde bunu kullanabilirsiniz. Yöntem şu, hepiniz bildiği bir şey ama onun içerisini bununla dolduruyorum. Hidayet, altı temel kavramın bütünlüğüdür. Bir, ilk önce isterseniz simge ve sembolleri kullanayım, sonra isimlendireyim. Ebu Bekir, Ömer, Osman, camidekileri sayıyorum, içini dolduracağım. Ali, Hasan ve Hüseyin. Yani sadakat, bir hakikatin bir kaynağı, bir hakikata şartsız ve tevilsiz bağlılık, fiili bağlılık, iddia değil bu, iddia ihlastır. Sadakat eylemdir. İslam'a inanmak yok. İmanda inanmak var, Allah'a inanmak, peygambere inanmak, kitaplara var. İslam esaslarında namaz kılmaktır, namaza inanmak değil. Oruca inanmak değil, tutmaktır. İslam eylemdir. İşte bu eylem birliği sadakattır. Yani bir eylemin kendisi. Adalet, Ömer'den kalsın kafanıza. Hak sahibine hakkını vermek, Allah'ın rububiyetini kabul etmek, eline muvazene ve muhakemeyi koymak, kantar ve metreyi bulundurmak. 3. Enfusi, kendini tanıma yöntemi Osman. Kendini bedenden dışı bir yapı sistemin çalıştığını, bedensel olmadığını, ta arka doğru nihayetsiz mertebe olduğunu unutma. Çünkü bir şeyin aynasısın. Senden daha cami bir ayna yoktur. Örnek vereyim, bir tane geçeceğim. Lavaboya gidin, tuvalete. Aynaya bakın. Karşıyı gösterir. Beni gösterir. Bunu kaçırmamanızı rica ediyorum. Bu misali. Bildiğiniz bir yer ama bilmediğinizden başlayacak sonra. Ayna karşıyı gösterir ve duygularınızı, hislerinizi yansıtmaz.
emellerinizi, korkularınızı göstermez değerini. Şu kadar korkuyorsun, şu kadar elemi var. Mazi ve müstakbelini taşımaz. Allah ile ilişkini, ihlasını, sadakatini göstermez vesaire. Bu bir aynadır. En parlak ayna budur. Oysa en parlak ayna deridir. Simadır. Bu ilk defa duyuyorsunuz. En parlak cami ve külli ayna simadır. Sima. Batını dışarıya taşır. Dışarıdakileri çanak anten gibi toplar ve içeriye götürür. Gözden göze akar. Simaya bakarsanız bedendeki bütün özelliklerini seyredersiniz. Simaya bakarsanız, simaya bakarak dimağını ve vicdanını ve ruhunu seyredersiniz. Namaz kılıp kılmadığını, içinde buhran olup olmadığını, maddeten itibariyle gelin Augsburg'a Rus mudur, İngiliz midir, Arap mıdır, Türk müdür? Bu Türktür. Hemen simadan anlarsın. Geç İstanbul'a, bu Kırşehirli dersin veya Karslıdır. Geç Kırşehir'e, falan ilçeden dersin. Falan ilçeye git, bu falan köylüye benziyor. Oradakiler bilir. Her gün bir konuşması, yürüyüşü var mesela. Polatlı'ya gidin, caddenin ortasında yürüyorsa nerelidir? Demeyeyim. Kırıkkalelidir diyelim. Haymanalıdır. Ama bu meşhurdur yani. Ama bizim burada araba yok. Ha tamam, ondan. Tamam, özür dilerim. Hayvan. Şimdi, yani Latife, yani oraya gittiğiniz zaman dersiniz. Onu anlatmak için. Geçin oraya, o ilçeye, falan köylüdür dersin. Geç o köye. Bu Hacı Mehmet'in oğludur ya. Nurcu mudur, tarikatçı mıdır? Bu ne özelliği varsa sima kadar batınını, mazisini hale, istikbalini hale getiren bir ayna yoktur. Ki Kur'an sima hum fi vucuhim min eseri sucud. İnna Allah halakal insana ala sureti rahman gibi hep dikkati simaya çekmiş. Bu ettir ama bunun kadar parlak bir ayna yoktur. Ruhunu yansıtıyor. Birincisi dedik ki sadakat. Çocuğa sadakatı öğreteceksin, sadakat yaparak çocuk terbiyesini. Adaleti öğreteceğiz. Eline metre ile kantar vererek. 3. İnsanın nasıl bir ayna olduğunu, yani kim olduğunu böyle kendisini tanıttıracağız. 4. Ali, malzeme vereceğiz eline, ilim. Fedakarlığı öğreteceğiz, Hasan. Cihadı öğreteceğiz, maddi ve manevi, Hüseyin. Bütünlüğü hidayettir. Hidayet de ruhun cennetidir. Hidayette saadet-i darem vardır. Altısının bütünlüğüdür. Bunlar camide simge olarak boşuna kullanılmamış. Kişilerin zatlarını anlatan değil, sıfatlarını anlatandır. Allah Resulü bile aynadır. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Aynayı Muhammed'den değil, ayna değil mirattır çünkü seni inşa eden yerdir. Toprak ayna değildir, mirattır. Mirat için ayna da vardır. Yani batınını dışarıya taşıyandır. Çekirdekten ağaca dönüştürmesi aynadan daha küllüdür. Ayna hüviyetinizi gösterir. Asliyetinizi taşıyamaz. Hidayetin neticesi nefsi hidayettir. Allahu Ekber. Yani nefsi hidayet, nefisteki kasıt, nefsinize zulmetmeyiniz. Nefisteki o bizim nefsi emmare değildir. Nefis insan manasındadır. Yani insanın evveluhu, ahiruhu, zahiru, batınuhu yapısıyla bütünleşmesidir. Bütüne getirmesidir. Yoksa sorun oluyor. Mesela diyelim ki çok kitap okuyor. Çok fazla ama
Eyleme dönüşmemiş, boğazdan aşağı inmemiş. Bu ilim onu köleleştirir. En büyük kölelik ilimdir. Eğer maksadına seni taşımazsa, enanet ve gurur kibirine vesile olur. Seni de eneye köle yapan bu ilimdir. Cahil olduğun zaman o enanet, gurur, kibir yoktu. Yaşanmayan bir ilim vesveseye dönüşür. Ben bunları hep tek tek çalışmışım. Tanıdığınız için beni biliyorsunuz. Tek tek. Yani yaşanmayan ilim vesveseye dönüşür. Az zaman vermemişim. 6 ay vermişim şu misali bulmak. Bunu bulmak için değil. 6 ay ana merkez bu tema buldum. 6 ay. 6 ay uğraştım. Sima. Sima kadar cami bir ayna. Tabii o bir saat dinlersin, sitede koyduk onu. Nasıl bir aynadır? Sima nasıl bir şeydir? Deridir ama batınını dışarıya taşıyandır. Namaz kılıp kılmadığın, zina yapıp yapmadığı, faiz yiyip yemediği, 5 vakit namazın hangisini eksik kıldı, abdestin var olup olmadı. Benim yanımda cereyan etti. Bir zat bir zata dedi ki, sen dedi abdestsiz yemek yiyorsun, kalk abdest al dedi. Benim yanımda cereyan etti. Ben de dinliyordum. Dedi ki, delikanlı sen abdestsizsin, yemekte oturuyorsun. Diğerleri sordu, nasıl oldu dedi o, abi bu abdestsiz oldu. Simasından bellidir diyor. Sima bellidir, yani gösterir. Okuyacak göz lazım. Bu okuyacak göz lazım. İşte bunları duya duya. Kaya serttir, su yumuşaktır. Vura 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 oyar. Yeter ki samimi, bunları meşgul ol. İlimi netice zannetme. Çünkü ilim subuti sıfattandır. İlim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hayat değil mi? Ama zatı sıfatlı var. Oraya taşınacaksın. Yetmiyor. Şunat-ı zatiye taşınacaksın. Yetmiyor. Mahiyet-i zatiye taşınacaksın. Taşınmak içindir. Yoksa insanı köleleştirir. Siz, bildiğimiz örnekten verdim. Eğer ilim eyleme dönüşmese gurur ve kibir enaniyet olur. Başkasına yargılayıp sorgulama makamına çıkar. En doğru benim. Hepsi diğerleri şeydendir. Muzammimet Cadde-i Kübra'dan gider. En karabalık biziz, en doğru cemaat biziz demeye başlarsın. Bu oysa Allah Resulü'nün karşısına Firavun da böyle çıkmıştı. En fazla biziz, en karabalık biziz. Hatta git mezarlığa bak demişlerdi Ebu Cehil. Mezardakiler de bizden. Haklılık davası çokluğuna dayandırdı. Hidayet, hidayetin neticesi nefs-i hidayettir. Bütünlüğe gelmektir diyor. Bütünlük, bütünlük. Ne kadar güzel bir şey ya bu. İlim yetmiyor, bakın adalet de lazım. Çocuğu mesela, aman yavrum, kızım benim. Hani adalet? Allah tokat vuruyor, sen çocuğuna tokat vurmuyorsun. Bak kavimlerin felaketlerini ben mi yaptım aşağı? Şefkat tokatını ben mi vuruyorum? Yukarıdan aşağı siliği ben mi çakıyorum? Toprağı ben mi deldim, aşağı indirdim bu kavimleri? Allah'ın adeti değil mi, sünneti değil midir? Evet tamam, neticesine bakalım, meyvesine bakalım. Yılışık, kişiliksiz, kimliksiz, bağnaz bir tipler büyüyor. Onun da adını taktık. Burası Almanya kardeşim, Türkiye değil. Ulan ne olursa olsun, Sibirya olsa ne olur? Çocuk terbiye edin diyor. Yani o Ömer'i eksik yaparsanız diğerleri de iştevini kaybediyor. Boşuna mihra onlar konmamış. Ama eski şeydeki gibi sırf Ömer'i çıkartırsan, Osman şefkattır. Şefkatsiz adalet veya ilimsiz veya sadakatsız ilim. Sadakatsız ilim firavunluktur. Enne rabbukumun ala demektir. İlimle dalalete giden yok mu çoğu? Niçin ilimle dalalete gitti? Sadakat olmadığından. Sadakat yok. Buradaki sadakatı nasıl anlayacak? Sadakat dendiği gibi, en veciz cümle. Dendiği gibi hareket etmek. Tevil etme kardeşim. Bir kaynağa teslim ol. Sonra hikmetini araştır. Sadakat. İhlas dendiği için yapmak. Mesela adam böyle yapıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Namaz kılıyor. Namaz kılıyorum. Niye için namaz? Allah dedi ki kıl.
Sadaka, bu ihlastır, doğrudur. Ama Allah böyle mi yap dedi? Sadakat yok. Sadakat yok. Allah diyecek, bir de tanımlayacak, tarif edecek. Dediği gibi yapacaksın. Şimdi ne yapıyoruz? Alıyoruz şeyi. Ya kardeşim, ailede başlıyorsun. Bak, neticeye baksana, meyveye bakın. Olmuyoruz. Sen neticeyle muvazzaf değilsin. Senin vazifen yöntemi kullanmaktır. Sen bu yöntemleri kullan. Yani sadakat, evde sadakatini göster. Yaşa, namazını kıl. Televizyonlardan uzak dur. Cep telefonu, oyunlardan uzak dur. Yani bir merciyete tabi ol. Sonra eline bir tane metre, bir tane de kantar koy. Ömer, adalet. Sonra kendi aynadarlığını unutma. Yani gözünden gireni, kulağından, burnundan, dilinden, elinden giren içeride canlandığını, ruhlandığını unutma. Ona göre kitap oku. Her kitap okuduğun içeride canlanıyor. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh. Ve Allah onun şefaatine mazhar eylesin. Bir kavlini ne gördüm biliyor musun? Dehşet saçan bir şey gördüm. Bu Hasan demiyor, Hasan. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, bir diyor mahsa bir kitap, her tarafı doğrudur. Güzel yazılmıştır. Ama fasık yazmışsa, siz onun kitabını okursanız zulme takar size diyor. Sirayet var çünkü. Örnek vereyim onun açılımı. Osmanlı'nın yaptığı camiye bakın, Cumhuriyet döneminde yapılan cami. İkisi de taş değil midir? O da ikisi de bak kitap. İkisi taş değil midir taş itibariyle? Niçin ötekisinde huzur veriyor girdiğiniz zaman Sultanahmet'e, Beyazıt'ta da Cumhuriyet döneminde yapılan camide huzur yok? Eyüp Sultan'da oluyor. Kardeşim, taşta ne var başka? Boya mıdır sana huzur veren? Taş mıdır sana huzur veren? Taştaki ruhtur. Sirayettir, sirayet. Sigara içmediğin halde sigara içenin yanında oturursan üzerine sigara siniyor. Dalga yayıyoruz. Biz bunlardan bir behreyiz yani, bilmiyoruz. Düşüncelerden dalga yayılıyor. Allah Resulü'nün insiba ve inikas olmuyor muydu sohbetinde? Mantıksız bir şey mi yaptı haşa ve kella ki Uvesi Karani'ye kazanı göndermiş? Kazanı niye göndermiş? Hırka yok mu hırka-i şerif? Sirayet var. Peygamberin sirayeti var. Kıldır ya, benim de kıldır. Sirayet var. Sirayet, kimle nerede oturuyorsun? Sıçrıyor size. Tabakta bile sirayet var. Al ayrı tabağı. Alın herkes bardakları, kendi başınıza oturun. Keyif olmaz. Toplanın bir evde. Vezi serin. Aynı yerde şey yapın, için çayınızı, mısırı patlatın. Koyun çayları önünüze. Televizyonu bırakın, çoluk çocuğunla seyredin. Varlığından haberdar bile değiliz. Adam bir tanesi televizyonu kaldırmış. Demiş ki, Allah Allah, bizim çocuklar hakikaten efendi insanlarmış dedi ya. Farkında değil yani. Hakikaten ne efendi çocuklarım varmış dedi ya benim. Elinize o. Aynadarlık Osman, ilim Ali, fedakarlık Hasan, maddi ve manevi cihat, eylem, yani cihat içsen, o da Hüseyin. Bütünlük hidayet ve terbiye. Nasıl genişletirsen genişlet. Hidayetin semeresi aynı hidayettir. Hidayet kendisi ücrettir diyor. Emir Dağı'nda geçiyor. 104. sayfada, 2. Emir Dağı'nda diyor ki, hizmetin diyor kendisi bana aynen ücret olarak gösterildi diyor. Yani hizmetle ücret almayacağız. Hizmetin kendisi ücrettir. Huzurluyuz. Bu da ücrettir. Hizmetin kendisi ücrettir. Allah Allah, yeni tanımlama getiriyor. Öyle bir ruh veriyor ki Risale-i Nur okuyana, ne cehennem korkusu ne de cennet ümidi bırakıyor. Çünkü rıza-i ilahi bu değildir. Bu avamıdır ve kabuldur, makbuldur diyor. Usta şey yapmıyor. Ama bize yakışmıyor. Niye? Sen niye böyle Allah'a ibadet ediyorsun, Allah'ı seviyorsun? Çünkü beni cehennemden kurtaracaktır. Olmadı. Seni niye böyle yapıyorsun bunları? Beni cennetine koyacak. Hayır. Ben diyor 28 sene çekmediğim işkence, cefa kalmadı. Zalimin zulmünü koyduk kenara, tamam. Ama kader niye müsaade etti diyor. Kader niye müsaade etti? Diyor ki, ben diyor maddi ve manevi kemalatıma, hizmet imaniye, Kur'an'ımı alet yapmamaklığım,
Hatta diyor azaptan ve cehennemden kurtulmama vesile, maddi ve manevi kemalatıma vesile yapmamak noktasını ikazmış. Cehennemden ve azaptan kurtulmaya. Biz Rıza-i İlahi nedir? Rıza-i İlahi şu ikisinden sıyrılmaktır. Cehennem endişesi ve cennet ümidini kaldırarak Allah'ı Allah olduğu için sevmek. Makama bak. Elim arkaya koydum, göğsüm dışarıda. Cehennem endişesini koydum, cennet ümidini de koydum. Ben ne cehennem endişesiyle Allah'ı seviyorum demeli veya en azından bu düşünce sahibi olmalı, ne cennet ümidi olmalı. Allah Allah olduğu için sevilir. Beni cehennemden kurtardığı için değil. Bu da diyor Rıza-i İlahi'dir diyor. Konuşan hakikattır Emirdağ'daki mevzuda anlatıyor. O kadar cehennemime gitti ki. Oysa meşrudur ve hakkım iken diyor. Herkese rağmen ben men ediliyordum. Öyle demiyor mu Saadet? Ben men ediliyordum diyor. Hidayet. Hidayet. Rıza-i İlahi. Bu ikisinden seni kurtarıyordum. Bundan daha büyük ne olabilir ücret? Onun için anlattım. Cehennem endişesini kaldırdıktan sonra imansızsın diye şeytan nerene takacak sana? Aha ölüyorsun. Senin vücut rengini vermedin ki. İkisinden de sıyrıldın. Vücut rengini vermedin. Torbanda at, fark, noksan kusurdan başka mağda bir şey bırakmamışsın. Ölen kim? Vallahi kim yaşıyorsa ölsün canım. Sen zaten bitirmişsin. Yaşayan ölsün. Yaşamayan nasıl ölecek ki? Sen zaten ölmüşsün. Ne demek? Kendini yaşamıyorsun. Sünneti seni yaşıyorsun. Kendin itibariyle ölmüşsün. Ölene de ölmeyecek zaten. Ölmeden önce ölünüz diyor. Manyağın birisi şimdi. Derste diyor ki ölüm yoktur diyor. Şimdi bunu dinleyen ne diyecek? Allah Allah ya diyor. Kardeşim kim yaşıyorsa idame oldu bir adam. Bir dakika gömmeyin, 2 sene cezası var. Hadi hapse. Lan adam asıldı da. Adam öldü. Oruç tutuyor, nefis yetiyle öldü. Namaz kılıyor, öldü. Derse gidiyor, öldü. Televizyon açmıyor, kitap açıyor. Öldü o. Kendini yaşamıyor. Sünneti yaşayarak başkasını yaşıyor. Kendini yaşayan yaşıyor. Kendini bırakıp başkasını yaşıyorsa bu ölmüştür. Bu ölmüşse neresini öldüreceksin? Zaten adam öldü. Mutu kablen temutu. O zaman ölümden korkuyorsan Ahmet'im, öleceksin. Dünyada. Yani ölüm ne demek? Kendini yaşamamak. Sünnet-i seniye. Şimdi nefis kumar ister. Burada şey var. Kumarhan şeyleri var. Atıyorlar. Ne diyorlar ona? Banka. Otomat. Otomat ha. O kumar. Ne aileler batıyor. Bak adam kendisini yaşıyor. Bu adam ölecek. Müjdeler olsun. Nefis cihetiyle yaşayanlar ölecek. Nefis cihetiyle değil. Hizmet cihetiyle yaşıyor. Kendi arzu isteklerini öne çıkarmayıp hizmete koşturan varsa müjdeler olsun, ölmeyecek. O zaten cemiyetin ölmüşüdür. Dünyanın ölüsüdür. Daha dünya ona ölümü nasıl tattıracak? Dünya cemiyetiyle öldü. En iyisi ihva içmektir. Bismillah. Yaşasın hidayet. Yaşasın Risale-i Nur. Kahrolsun dalalet. Beni 80 ihtilalden önce götürdün Saadet. Allah Allah. Ya seviyorum be. Coşturuyor be kardeşim. Elhamdülillah. Allah'ım Allah'lığın hatırına elimizden alma ya Rabbi. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Verdiğin hidayeti elimizden alma Allah'ım. Ya. Hidayetin semeresi aynı hidayettir. Neticedir kendisi. Zira hidayet haddi zatında büyük bir nimettir. Ve vicdani bir lezzettir. Ve ruhun cennetidir. Oh zaten burada yaşıyorsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde gene şey yapacağım çünkü çok seviyorum bunu. Diyor ki avamın diyor beklediği cennetteki hazları, o haz, lezzet demiyor, zevk demiyor, hazları havas dünyada ruhunda zaten yaşar diyor. Ustad da ne diyor? Ruhun cennetidir ölmeden önce. Nasıl ki dalalet ruhun cehennemidir. Niçin intihar ediyor? Ya bir hemen afendine geliyorum bugün. Bir hafta oldu değil mi? Bir hafta olmuş. Kaç yaşındaydı? 37 mi? 30 mu? 33 yaşında. Ve sporcu. Daylan gibi adammış. Ben hiç görmedim. Ama üzülüyorum tabii. Allah inşallah onu bana sormaz. Bak intihar etmiş. Türk. Ben ona niye ulaşamadım diye kahrediyorum. O kadar azap çektim ve çekiyorum ki bir hafta geçmiş burası Augsburg. Gene ona tadat ediyorum.
ruhuma çizitmiş. Acaba ben ona ulaşabilirdim de ulaşamadım mı diye kendimi suçlu hissediyorum. Ama nereye gideyim? Nereye kadar ulaşamıyorum? Eğer niçin bunu misal verdin? Dalalet ruhun cehennemidir. Bir kaptı mı Ahmet'im cehennem alev ruhunu? İntihar çıkış gözüküyor. Oysa sineğin ısırmasına kaçıp ejderhanın ısırmasına, parçalamasına musab ediyorsun. Kendini muhatap ediyorsun. Sanki bu sıkıntından kurtulmak ölüm müdür? Ondan sonra gel. Gel buraya gel. Kimsin sen? Münker mekir. Sen nereden geliyorsun? İntihardan. Aferin lan. Böyle gel bakalım. Gel böyle bakalım. Vay sen kimsin? Vay ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Bari burada çaresi var. Burada çare yok. Otobana girdin. Bir tanesi dedi ki abi her şey üstü üstüne geliyor dedi ya. Kardeşim o zaman yanlış yola girdin işte. Yolunu sorgula. Her şey üstü üstüne geliyorsa bizim Naz gibi. Anons yapıyorlar bir araba ters gitti diyor falan. Adam da diyor ki ulan ne bir araba. Hepsi ters gidiyor dedi. O hiç hatırına gelmiyor ki ben acaba ters miyim? Ne bir araba hepsi. Şaşırıyorum ya. Yani niye biliyor musun? Acaba ben ters yola girdim mi diye sorgulamadı dedim güldünüz. Nurculukta da var. Hepimiz hizmeti merkezinde zannediyoruz. Zannedenle o dışında söylediklerimiz de kendisini hizmetin içinde zannediyor. Sorgula kendini bakalım. Kendimi sorgula. Bakayım hizmetin içinde miyim? Sadakatim var mı? Dendiği gibi yapıyor muyum? En azından kabul ediyor muyum? 456 mektubatta yapmasa da yapamasa da demiyor. Yapmasa da ahkam hak bilmelidir. Tevil etmeyecek. Yani o güldük ama aynı kanun bizde de var. Biz merkezde zannediyoruz. Ben de hizmetin şeyindeyim. Tamam bir de onları sorguluyorum Ahmet. Bir de kendimi sorgula. Hizmette olduğumu burada bulunmam göstermiyor ki. Nedir o? Sadakattır. Sadakatin var mı yok mu? Uyuyor muyum? Sari ifadeleri tevil ediyorum. Dışındasın. Sari ifadelerine tevil ediyorsun. Nedir o? Sari yapma diyor mesela laikalar. Yap diyor mesela laikalar. İşte o ağaç misali verdim işte. Almanya'da ormanda çok rastlarsınız. Ağaçların devrilmesi. Devriliyor. Niye devriliyor merak edin. Yarım metre bir şeydir yani Almanya'daki toprak. Ondan sonra kum. Ağaç kök salamıyor ve devriliyor rüzgarda. Belki üç katı Karadeniz'de rüzgar var devrilmiyor. Sebebi kök aşağı gidiyor. Karadeniz'deki ancak ağacın dalları kopuyor. Filizini uçuruyor. Kayarsa heyelan ancak öyle gider. Niye? Dibe gitmiş. İşte ağaçtan kasıt sözlerdir, mektubattır, lemalardır. Toprak ise laikalardır. Laikalara kök salarsa sözler ayakta olursun. Laikası sözler uçup gidersin. Bir rüzgar vurdu tak diye gitti. Çünkü nerede kime karşı durduğun belli değil. Yöntem belli değil. Bunu diyen de yok ha. Laikalar şöyle yapayım. Orada bir şey oku gidelim. Bu bir, iki. Kişiler arasındaki hususi hissiyatlarını dile getirmiş. Veya o abilerin, ustadın, talebelerin anlayışlarını ustada takdimlerinden ibarettir. Fesubhanallah ya. La Kur'an'daki kısalar gibidir Risale'deki laikalar. Musa aleyhisselam kısası, İsa aleyhisselam kısası, İbrahim. O senaryoda, o filmde çıkarımlar yapıyor bize Kur'an gibi. O abinin hadisesiyle Hulusi ile Hüsrev abi meselesinde bize dersler veriliyor. Eylemsel gösteriyor, tiyatral. Çünkü her bir filmin bir mesajı var. Film o. Yani aktörsüz film olmuyor ki. Allah bile aktör çalıştırıyor Kur'an'da. Yusuf'un ne işi var orada? Musa'nın, Nuh'un ne işi var? 28 tane peygamber kıssası var. 28 tane Kur'an harfi var. Sanki hidayet ilahiye. Sanki hidayet ilahiye bir Burak olup. Hidayet neymiş? Burak. De diksik diksik diksik. Atabiliyorsun ya. Hidayet Burak'tır. Allah Allah. Allah Resulü'nün. Nereden nereye kadar Burak'la gitti? Miracı söyleyin. He?
Mescid-i Aksa'ya kadar. Ka gitti orada mecmua peygamberlerle görüştü. Sonra orada inmedik. Arş'a kadar. Arş'a kadar gitti. Güzel yaptılar. Arş'tan sonra neyle gitti? Refref'le gitti. Refref. Bak. Çok meşgul olduğum için söylüyor. Doğru ve yanlış külliyattan bulabildim. Reddetmek, kabul etmemek bir mesuliyet icap etmez. Benim tespitimi söylüyor. Burak hidayettir. Burada öyle diyor. Burak bu benim kanatım değil, bu. Burak şudur, zanlarımızdır. Haletlerimizdir, hissiyatlarımızın bütünlüğüdür. Buna bineriz. Allah Resulü buna bindi, zanlarının mahsa hakikatle örtüştüğünü gördü. Zanlarında bile yanılmamıştı. Çok ilginç. Çok ilginç bir şey bu. Zanları, hissiyatları, düşünceleri, kavramları, realitenin ta kendisi olduğunu gördü. Ya Allah Allah, nasıl anlatıyor Risale'de, şöyle çıkartım var. Allah Allah, bu ne ya? Şaşırmadı. Kalbi yalanlamadı. Yalanlamadı, şaşırmadı. Niye sen bir yeni bir şey görsen hayret et. Allah Allah, görmediğim bir şeyi. Allah Resulü gayet normal, tabii canım. Gayet normal gitmesi sürecin zanlarının hakikatta ta kendisi olduğunu gösteriyor. Burak bu. Batını Burak bu. Zahiri Burak binektir. Onu isteyen de alsın. Burak bak, hidayet ilahi Burak olup, zanlarımı peki doğru olduğunu nasıl anlayacağım? 6 tane yöntemle. Sadakat, adalet, aynedarlık, ilim, fedakarlık, cihat. Bütünlüğünde anlarsın zanların Burak olup olmadığı. Müminlere gönderilmiştir. Müminler tarih-i müstakimde ona binerek arş-ı kemalata yürürler. Müminler buna biniyorlarmış. Burak'a biniyorlarmış. Zanlarımıza biniyoruz, bir gidiyoruz, zanlarımız götürdü. Aa, bu ne? Değiştir. Eğer böyle oluyorsa, tabii canım böyle olacak. Tamam, zan doğru. İşin hakikatiyle aynıymış. O zaman zanlarımızı sorgulayın. Burak'ımız sağlam olsun diye. Nereye? Layıkalara göre sorgulayın. Sadakat, ihlas, takva, hizmet, iştinab-ı kebair. Değil mi? 4. Yöntem. İştirak amal-i hurriye. 96 Kastamonu'da diyor bunu. Allah Allah. Min kelimesinden burada bir cebir hissedilmek edilmekteyse de hakikatta cebir yoktur. Konuşurken mesela gelirken şeyde trende. Abi yani mesela hidayet kaçtı? 14'ü 4 müydü? Kur'an'da. 14'ü 4 galiba. Evet, 14'ü 4 Kur'an'da. Allah hidayet etmese kimse hidayete nail olmaz. Allah hidayet. Nedir o hidayet? Allah'ın istediği gibi olursan Allah'ın isteği olursun. Allah'ın isteğine de hidayet olur. Abi 14'e 4 neydi? Ha, 14. surenin 4. ayeti. Özür dilerim. Abi. Orada cebir gibi gözüküyor. Bir daha söyleyeyim. Men yaşa. Allah istediğine hidayeti verir diyor. Allah istediğine hidayeti veriyorsa, hidayet verilmemişse Allah istememiştir. O zaman benim suçum ne? Diyenlere diyorum. Allah istediğine hidayeti veriyorsa Allah'ın istediği gibi ol. Allah'ın isteği oluyorsun. O zaman hidayetin kendisi oluyor. Allah'ın istediği gibi olmak Allah'ın hidayetine mazhar olmaktır. Tabiri diğerle dışarıdan güneş geliyor, panjur kapalı. Aç girsin. Sen panjuru kapatarak güneşi sokmuyorsun. Güneşe yol veriyorsun ve onaylıyorsun. İçerisinin ısınmasına. Hidayet Allah canibindeki tecelli. Onu onaylarsan eylemsel, onun adı da imandır. Hidayet onaylanınca insanda hidayet olarak çıkar. Camı açarsan içeride çiçek büyür. İman.
Diyor ki, çünkü onların cüz-i ihtiyarileriyle hasili bir mastar olan hidayete yürümeleri, hasili bir mastar netice yani, davranışlar, tercihlerden sonra ortaya çıkan şey, bu ses, masaya vurmak, mastar, hasili bir mastar vurduktan sonra çıkan ses, yani tercihlerimizden ortaya çıkan şey nedir o? Hidayet, yani tercihlerimizdir yani. Hidayeti olgunlaştıran, çapını, yapısını yapan. Bak bir daha söylüyorum. Allah hidayeti istediğine veriyor. Ey, Allah'ın istediği gibi ol, hidayetin kendisidir. Cenab-ı Hak o sıfatı sabiti olan hidayeti halk ve ihsan etmiştir. Demek, ihtida yani hidayete doğru yürümek, onların kesb ve ihtiyarları dahilindedir. Fakat sıfat-ı sabiti olan hidayet Allah'tandır. Ama vücud haricisi Allah'tandır. Kaldırmak istiyorum. Ben istiyorum. Allah halk ediyor. Kaldıran Allah'tır. Ama isteyen benim. Şarabı da kaldıran Allah'tır. Kur'an'ı da kaldıran Allah'tır. Onu isteyen benim. Fiilin faili Allah'tır. Halik Allah'tır. Yani bu olay değil mi kaldırmak? Kaldırmak fiildir. Fiilin faili değiliz. Haşa. Biz bu vücudun, bu hakikatin vücuda gelmesi için bir şart-ı adiyiz. İstiyoruz. Yani asansörün düğmesine basmak gibi. Başka? Yani dersime çalışarak geldim. Bak şey yapıyorum. Bunu ders yapanlara duyuruyorum, her derste söylüyorum. Böyle ne var ne yok diye böyle yapma. Tombala çeker gibi bu tombala değil. Bu ciddi iştir. İnsan inşa ediliyor. O zaman dersine çalış. Uzman Hasan abi, hidayet yine bizim elimizde olan bir şey. Evet abi. Yani hidayet bizim elimizde demeyeyim de. Hidayet şartların bütünlüğü. Senin de cüz-i ihtiyarın şartı adi yapmış. Onaylıyor musun, onaylamıyor musun? Panjuru kaldırıyor musun, kaldırmıyor musun? Panjuru kaldırmak, güneş içeri sokmak değil. Onu sokacak Allah'tır. Güneş orada tutan, dünyayı tutan, bulutları kaldıran. Yani bu güneşin içeri girip çiçek olmasında senin hiçbir özelliğin yok. Yalnız panjuru kaldırıyorsun. Hidayeti dağıtın. Hidayeti? Dağıtan. Yani hidayet o. Evet, dağıtan. Rububiyet. Biz de alır. Onaylıyoruz. Evet. Veya reddediyoruz. Eskide ulemanın boğuştukları şeyleri konuşuyoruz. Şu nimete bakın. Değil mi? Büyük zatların konuştuğu mevzular derste işleniyor. Sevgili arkadaşlar. Gayet rahat da anlıyorsunuz gibi hissediyorum. Allah Allah. Ne nimet ya. Şu Risale. Ne nimet. Siz burayı biliyorsunuz. Biraz da geniş ol. İnsanlık inliyor ya. Koca koca adam, 60'ın üzerinde adam küm hutbeye çıkıyor. Haşir nakildir diyor. Akıl değildir diyor. Kuvvetli imanla anlaşılır diyor. Ama o da haklı belki. O kitaptan nakletmiş. Ama bu asırda olduğu için insan okumadığı için haksız. Hatime'de diyor değil mi 10. sırada? Risale'ne bakın. Diyor ki, bütün diyor, istisnasız, bütün ulema-i İslam haşir naklidir, akıl bu yolda gidemez dediği yerde diyor, avama da çocuklara da bildirmiş diyor Risale Nur. Acayip değil mi ya? Çok acayip. İçim yanıyor ya. Böyle duyduğum zaman, çünkü Kur'an nakildir ama akla hitap eder. Aklı olmayan hükümleri akla iman etmeyi teklif etmez. Eğer aklı olmayan bir şey, aklı havale etmek, aklı inkar etmektir. Akıl bir cihaz insanidir. Malzemeyle çalışır, itikatla değil. Malzemeyle çalışır, bir cihaz insanidir. Termometre malzemeyle çalışır. Barometreyi burada tutup şey yapamaz, o basınçla çalışır. Cihaz insani malzemeyle çalışır. Malzeme vereceksin. Hem aklı olmayan bir şeye akla diyeceksin ki iman et. Akla Ozan diyor ki ben ne yapayım ya, nasıl iman edeyim? Sonradan
Akla ima, teklif ettiğin şeyi aklı değil diyeceksin. Sonra akla insan diyeceksin ki aklınız yok mu? Ya akılın, takılın, efele tefekkürün diyeceksin. Ya Risale-i Nur bambaşka değil mi ya? Bu olanı anlatıyorum ya. Biremen Efendi ya. Adam hutbede konuşuyor. Hutbede yani yeni delikanlı yetme bir hoca değil yani. 60'ı geçmiş bir insan. Artık okuyacaktan okumuştur. Nasıl Risale-i Nur okumadan hutbeye çıkıyorsun? Bu sözümü duyacak kızacaklar bana. Ama bari ben bilmiyorum dedi. Yani işte bu akli değildir deme yani. O dinleyenler ne oldu? Dinleyenlere ne zarar verdin? Ha hakikaten ya. İman esasları. Almanya. Kiliselerde öyle demiş. Akıl şeytandır. Çünkü şeytanlık akıldan çıkar. Akılsızın şeytanlığı yoktur demiş. Akıl şeytandır. Kilisenin kapısına bırakın. Çünkü içeride ne nane yiyecek belli değil ya. Şimdi akli değildir dersen olmadı da uyuştu bu da onunla. Aklidir. 10. söz buna adır. Eğer diyor 2 kere 2 4 eder katiyetini ispat etmesem şu iki gözünü, iki parmağınızı gözüme sokun diyor ustam. Değil mi? Ya. Ya Risale oku ya. Bana para ver demiyorum ki. Oku da faydalı ol ya. Kurban olurum sana ya. Kurban olayım sana ya. Oku ya 10. söz okusan da anlatsan da. İçim gidiyor. Yanıyorum da söylüyorum. Bağıştan yani. Tenkit için söylemiyorum. Yanıyorum. Rahatsız oluyorum. O çocuğun intihar etmesinde ya, rahatsız oluyorum. Bir haftadan beri rahatsızım. Hem de benim orası ya. Ben niçin ulaşamadım? İslam'da, İslam hukukunda bir hukuk var. Bir şey var. Kayde var biliyor musunuz mecellede? Ağrınıza gidecek ama hepinizi bağlar. Bak hepinizi mesuliyet altına sokacağım şimdi. Avama, cahile sen bunu niçin yaptın sorulmadan önce bilene, havasa, alime, hocaya şu sorulacak. Niye demedin? Niye ulaşmadın? İlk önce alimlere dedin mi diye sorulacak. Sonra halka diyecek ki duymadın mı? Neye benzer? Bir şehirde bir zengin zekat vermese, bir o şehirde zekat vermese fakirlikten, ilaçlı ve gıdasızlıktan ve barınaksızlıktan donsa ölse zekat vermeyen her zengin katildir diyor. Biz de buna dahil miyiz? Zengin yani misin? Alim yok onda bir önceki. Alim değiliz yani. Alim ne demek biliyor musun? Elemtere biliyor musun? Diyelim ki elemtere bilmiyorsun, lilafi biliyorsun. Lilafi ne biliyorsan onun alimisin, onu anlatmakla mükellefsin. Çünkü bilen bildiğini anlatmak vaciptir. Ne yapacaksın? Abi benim natıkam yok. Yapamıyorum. Gücüm yok. Arabayı tamam. Yapanla beraber ol. Bir tane fatura öde paran varsa. Koca seneler geçiyor. Bir tane fatura öde ya. Birisine şey yap. Birisine arabada bir tane Almanca sözler koy. Yani şey küçük sözler. Bir 10. söz koy. Bir meyve risalesi koy. Ya bir müşteri gelirdi. Veririm yani. Yani 40 sene oldun. Rüştü abi ise böyle derdi. 40 sene oldu ayakkabıcı tamircisin, birisine vereceğim diye küçük kitap koydun ama bir adam çıkmadı. Yani verebileceğim bir adam gibi. Sen 40 senede bir hizmetini yapıyorsun, cihatını yapıyorsun. O gelmesi gelmemesi senin işin değil, Allah'ın vazifesi. Sen oraya koy, Allah müşterisini gönderecektir. Bak cebimize Almanca kitap koyduk mu? Trende birisine denk geliriz de Almanca. Ya? Herkes yapabildiğiyle mesuldur. Yapmasa mesuldur. Elemtere'yi biliyorsan elemtere anlat. Lilafi biliyorsan lilaf. Anlatamıyorsun. Natıkan yok. Anlatanla beraber ol ya. Bir tanesi düto çıkıyor, sağlıyor. Ötekisi de brandayı tutuyor. Bak 3-5 kişi de tutuyor. Yani ama beraber yiyorlar. Çıkamıyorsan tut bari be kardeşim. Orada oturup da sonra dutun yanına gelme yani. Tutamıyorsan ye. Evet. Sanki nur-u marifet onların kalplerinin kapılarına geldiği zaman nuru hidayet. Kalplerinin kapılarına geldiği zaman kalplerini açıp kabul etmediklerinden, kapı açılmadığından Allah da gadaba gelerek kalplerini hatmetti. Aman ya Rabbi. Hasan etmedi ha. Hasan etmedi Allah. Onun için bazıları anlamak istemedikleri için anlamıyorlar demek. Evet. Anlamak istemedikleri için anlamıyorlar. Anlamanın 3 tane yöntemi var. Lemalar 44. sayfada diyor. Şimdi bak.
Uyuyanı uyandırabilirsiniz. Hey! Hey! Ne oldu ya? Uyumuyor, uyuma numarası yapıyor. Hey! Kalksana ya! Numara yapıyor. Anla, biz neyi anlamak istedik de anlamadık? Neyi çok ciddi istedik de ele geçiremedik ki? Haftada bir gün geleceğiz. Geldiğimiz anda telefonlarla oynayacağım. Aklım 10 parça yeri geçecek. Göz karşı edeceğim derste haftada. Ondan sonra ya ben abi anlamıyorum ya dersin. Anlasaydın zaten mucize olurdu. Oyun oynuyoruz sanki. Allah diyor ki bu kainat için yelabun. Yani biz diyor bu kainatı yaratmayla oyun mu oynuyoruz diyor. Allah diyor ki oyun mu oynuyoruz? Oyun mu oynuyoruz? Şeytan bile ciddi biliyor musunuz? Şeytan kendisine şeytan değil. İşin şuurunda. Hiç uyumuyor adam. Adam aktif ve aksiyon. Biz hala havasındayız. Ya imanı kazanma veya kaybetme davası açılmış arkadaş. Augsburg'u kazanma ve kaybetme değil. Arabayı değil. Bu iman ne demek biliyor musun? Allah'ı kaybetmek. Yani daha fırına tahammül edemiyorsun. Bir kıza diyorsun seviyorum seni, ben seni sevmiyorum diye intihar ediyor. O azaba dayanamıyorsun da cehenneme nasıl dayanılacak yahu? Kızım ben seni sevmiyorum demesiyle ne olacak canım? Benim için öyle de kürsüde konuş. Adam gitti intihar etti ya. Hadis bile ona hükmetmiş biliyor musun? Ben kürsüde ufak alaya diyorum ama hadis demiş ki aşık olup da bu aşkın yakmasına rağmen iffetini ve namusunu korup da ölürse şehittir diyor. Ya bu ne biçim peygamber ya? Ne şefkatli acayip bir şey ya. Acayip mi gidiyorum? Nerelerde hükümler getirmiş. Ya mükemmel öyle bir adam neresi girmemiş o işe ya. O kadar mükemmel insan olur mu ya? Yani bir tanesi bir hemen hanımefendi soruyor. Hristiyan mı sormuş? Hristiyan sormuş bizim talebelere. Demiş ki İslamiyet hepsi hükümleri kafama yatıyor da bir şeysi kafama yatmıyor demiş yani. Ya demiş her şey karışıyor demiş ya. Ya Hristiyanlar gibi diyor amen. Tanrım seni korusun haftada bir şey varken. Tamam. İşte evrenselliği gösteriyor. Din böyle olmalı. Uzayın genişlenmesinden bahsedecek bana. Tuvalete nasıl gideceğimi ve efendim ayakkabı nasıl giyeceğimi. Eğer aşık olursam da ne yapmam gerektiğini yöntemlerim. Çünkü var olan bir şeye yöntem gerekiyor. Usul gerekiyor, formül gerekiyor. Yoksa hep zan ve şüphe olur, vesvese olur. Böyle mi yapsaydım daha iyiydi, böyle mi yapsaydım? Zandan kurtulamazsın. Bana öyle din lazım ki tuvalet adamımı söylemeli. Bana öyle bir din lazım ki en büyük meselem olan kabir ve sonrasını izah etmeli. En büyük meselem ya. Tanrım seni korusun, amen. Yaptığın günahlarda 3-5 kuruş varsa paran zenginse, papaz da affediyor. Çok da zenginse kiliseye gitmiyormuşsun. Yeni öğrendim. Papaz geliyormuş eve. Zenginsen cehennem haram sana. Ne yaparsan yap affediliyor. Hem de kilisede değil ha eve geliyor. Papazım artık biz derse gelmeyeceğiz. Sen tek tek geleceksin. Tabii papaz olursam. Sen de Hristiyansan. Ha orayı okuduk değil mi? Allah da gadaba gelerek kapattı. Peki şurayı da saat kaç dakika oldu bakar mısınız? 5 dakika. 55 dakika. 55 dakika oldu. Peki 1-2 dakikada mesela 162 bir de 171 var mı? 162'ye bir bakayım. Tamam ya. Zamanı sağ ol. Vahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavatı. Allah'a